Şimdi size yoğurttan robot ile yağ yapmayı göstereceğim. Yoğurdumun üzerlerini buna doldurdum. Üstüne de oda sıcaklığında ılık su koydum. Bunu robot ile 50 defa çalkalayıp yağa çevireceğim. Önce ben 30-40 defa yapmıştım. Şimdi bir 10 daha yapıp yağlarımızı alacağız. Yağımız olmuştur. Evet arkadaşlar, yağımız olmuş. Yağı musluktan doldurduğum soğuk suya, buz gibi suya atıyorum. Üzeri alınmamış süt. İnekten sağasıya alıyorum ahırdan. Kendim pişirip yoğurdumu yapıyorum. O yoğurtların da üzerini alıp biriktirip yağ, kahvaltılık yağımızı çıkarıyoruz. Yağımız oldu. Bu artık ayran. Bunu içmeye hazır. Yağımızı da soğuk suda güzelce yıkayacağız. İki üç defa suyunu değiştirip tekrar tekrar yıkayacağız. Tertemiz olacak. İçinde süt ya da ayran şeyi kalıntısı kalmayacak. Sadece kaymağın tereyağı kalacak. Robotta tereyağı böyle oluyor. Bunları sonra yıkarım. Kahvaltılık yağımız hazır. İki defa yıkadım çünkü bol su. Üçüncü yıkamak istemez. Çok yağ olsaydı 3-4 defa yıkayabilirdim. Yağımız az çıktı. Arasında kalan suları temizliyoruz. İşte arkadaşlar, robotta yağ yapmak böyle oluyor. Kahvaltılık yağımız hazır. Yanına da bal koydun mu? Tereyağlı ballı ekmek. Süper olur arkadaşlar. Yağımız oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yağımız hazır. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.
Tereyağı yapmayı gösterdim size. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.